Çok değerli basın mensupları, iyi mesailer diliyorum, sağlık diliyorum sizlere. Veda bütçesinin dördüncü günündeyiz. Genel kurulda şu anda partimize mensup milletvekilleri, AK Parti'nin hükümetlerini ve son bütçeyle ilgili eleştirilerini ortaya koyuyorlar. Değerli arkadaşlar, bütçe aynı zamanda bir yüzleşmedir. Bütçe aynı zamanda bir hesaplaşmadır. Böyle baktığımız zaman ben e, AK Parti hükümetlerinin 18 yıllık icraatlarıyla çok kısa, bir iki rakam vererek yüzleşmek, hesaplaşmak istiyoruz. Mesela AK Parti'nin devraldığı Aralık 2002'de devletin borcu 243 milyar liraydı. Ekim 2020'ye geldik. Devletin borcu 1 trilyon 934 milyar lira. 243 milyardan 1 trilyon 934 milyara çıktı. Gene kişi başına kamu borcu Aralık 2002'de 3.677 lira iken bugün 23.266 liraya çıktı. Resmi işsizlik Aralık 2002'de yani Ak Parti'nin Türkiye'yi devraldığı dönemde yüzde idi. 2020 Ekim ayındayız. Resmi işsizlik yüzde 13, reel işsizlik yüzde 23, gençler arasındaki işsizlik yüzde 26. Değerli arkadaşlar, cari işlemler açığı 43 milyar dolardan 558 milyar dolara çıkmış. Bankalardaki karşılıksız çeklerin tutarı 2002'de 2.2 milyar lirayken bugün 28 milyar lira olmuş. Yine vadesinde ödenmediği için protesto edilen senetlerin tutarı 2002'de 816 milyon lirayken bugün Maalesef 21 milyar liraya kadar yükselmiş ve vatandaşın bankalara borcu. 2002 Aralık 6 milyar 600 milyon lira, Kasım 2020 830 milyar lira vatandaşın bankaya borcu var. Yani bütçe kadar neredeyse borcu var. İcra dairelerindeki dosya sayısı ve iflas dosya sayısı değerli basın mensupları Aralık 2002 5 milyon 934 bin dosya var. 5 milyon 934 bin dosya var. Bugün 23 milyon dosya icra dairelerinde. 23 milyon dosyadan bahsediyoruz. 23 milyon neredeyse bir kişinin birden çok olabilir. 15 milyon insanın en az icralık olduğu İflas halinde olduğu bir ekonomik tablodan bahsediyoruz. Bütçe rakamlarını sabaha kadar saysak olumsuz rakamları bitirmemiz mümkün değil. Değerli arkadaşlar, büyük devlet olmanın dünya milletler ailesi içinde bazı sorumlulukları vardır. Yardımlaşma, dayanışma vesaire gibi. Ama 590 bin vatandaşın doğal gazının kesildiği 123 bin vatandaşımızın elektriğinin kesildiği bir anda iki tane CBK kararıyla karşı karşıyayız. İki ucube tablo ile karşı karşıyayız. Kapanan iş yerlerinden sebep binlerce yüz binlerce insan evinde aç açıkken Sayın Cumhurbaşkanı Tunus Cumhuriyeti'ne Covid-19 salgını sebebiyle 5 milyon Amerikan doları yardımı Türkiye'nin taahhüt ediyor. Yani millet aç açık 590 bin kişinin doğalgazı kesik evde tir tir titrerken Tunus'a 5 milyon dolar para gönderiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı e, Somali'ye aynı şekilde e, bir yardımda bulunuyor. Borçların silinmesiyle ilgili IMF borçlarını ödemek üzere de Somali'ye Türkiye ye yardım ediyor. Şöyle baktığın zaman diyorsun ki ulan ne güzel işte ülkemiz diğer garip kuraba, fakir fukara insanlara ülkelere yardım ediyor. Ama değerli arkadaşlar tekrar ediyorum. Türkiye'de iş yerlerinin kapalı olmasından kaynaklı, okulların kapalı olmasından kaynaklı insanlar aç, açık borçlarını ödeyemiyorlar. Vergilerini, sigorta primlerini yatıramıyorlar, aldıkları kredileri kapatamıyorlar. Bunlardan geçtim. İnsanlar akşam ne yiyeceğim diye kara kara düşünürken bu tablo bana şu atasözünü hatırlatıyor. Eve lazım olan camiye haram. Bu tablo bana şu atasözünü hatırlatıyor, Sultanahmet'te dilenip, Ayasofya'da sadaka dağıtmayı hatırlatıyor. Bu tablo bana ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye atasözünü hatırlatıyor. Ve bu arada 123 bin ailenin elektriği kesilmiş iken, beyler elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, seyahat, ağırlama ve ziyafet giderlerine de vatandaşın faturasına yansıtmaktan çekinmiyorlar. Vatandaş normal elektriği ödeyemiyor zaten. İçinde TRT payı dahil bir sürü haksız vergi var zaten. Yetmedi. Elektrik dağıtım şirketlerinin ziyafetleri, temsil, ağırlama, seyahat giderleri de artık daha yüksek bir oranda vatandaşımız tarafından ödenmek zorunda. Bu işin değerli arkadaşlar başka bir adı da milletin haliyle alay etmektir. Allah'tan korkmamak, milletten utanmamaktır. Hükümeti bu yanlışlarla ilgili bir an önce geri durmaya, önce asli işi olan 83 milyonun korunması, kollanması, huzuru, refah ve mutluluğu için çalışmaya, dünyaya caka satmak için Erdoğan dünyaya hava atması için, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de e, sükse yapması için, Türkiye'de insanlar aç açıkken devletin milletin parasını başka ülkelere yardım adı altında göndermek ucubeliktir, garabettir. Hiçbir mantıkla da izah